Merhaba sevgili dostlar. Bin Bir Gece Uykuları programı ile sizleri iyi uykuya olan yolculuğumuza dahil etmek istiyorum. Bu program dizisiyle sizlerle uyku bahanesiyle hayatı konuşacağız. Birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir hayatın peşinden gideceğiz. Haydi buyurun. Merhabalar sevgili dostlar. Bir gün arkadaşım Hakan Tetik aradı beni. Dedi ki abicim dedi senin böyle podcastler falan yapıp bu insanlar nasıl uyumalı bunu anlatman lazım. Hangi insan nasıl uyumalı bunu duymaya ihtiyaç var. Tabi şimdi hani çocuk uykusu, genç uykusu belli konular işlenmiş konular da ben bunu nasıl anlatsam daha ilginç olur ve daha çok insana hitap eder derken şu geldi aklıma. Birkaç yıl önce sevgili Nilay Örnek'in Evrim Kur'an'la yaptığı bir podcast yayını dinlemiştim. Ve daha sonrasında da Evrim Hanım'ın bütün kitaplarını aldım, okudum, konuyu inceledim. Bana çok ilginç gelmişti. Şimdi bu kuşaklar üzerinden ki hepimiz bu kuşaklardan birine bağlıyız değil mi? Bu kuşaklar üzerinden 5 bölüm yaparak bütün kuşaklar nasıl uyumlu biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Hayata da dair bir şeyler söylemek için çok uygun bir platform olduğunu itiraf etmeliyim. Şimdi öncelikle tabii kuşak nedir? Merak edenler güzel kitaplarını okusunlar evrim hanım'ın ama ben şöyle bir bahsedeceğim. İbn Haldun 14. yüzyıl düşünürü. O zaman yazdığı e, kitabın mukaddemesi giriş kısmı son derece meşhur oluyor. Çünkü çok büyük bir tarih felsefesi ve bir sosyoloji eseri olarak hala kıymeti tartışmasız en en değerli kitaplardan bir tanesi olarak görülüyor. Burada demiş ki geçmişler geleceğe suyun suya benzediğinden daha çok benzer tarih gerçekten tekrar eden yani tekrar eden bir örgüye sahip. Peki başka bir büyüğümüz ne demiş? Tebrizli Şems, değil mi? Mevlana'nın en yakın arkadaşı. Kainat yek vücut, yek varlıktır. Her şey ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır demiş. Nasıl büyük bir içgörü, değil mi? Yani insanlığın ortak bilincinden bahsediyor artık. Farklı ülkelerde, farklı din, dil inanç sistemlerinde olsun hiç fark etmez. Bütün kainatın, bütün insanlığın ortak bir bilinci bu. Ama bu bilinç değişmez bir bilinç de değil doğrusu. Çünkü zamanla birlikte değişiyor. Hatta bu bilince ait değer sistemleri de değişiyor. Buna zamanın ruhu diyoruz yani zeitgeist. Şimdi bu zamanın ruhu nasıl oluşuyor peki? Sosyologlar diyor ki içine doğulan zaman olayları ve koşulları bu zamanın ruhunu oluşturmada belirleyici. Çok pantıklı aslında çünkü mesela bu ilk programda bahsedeceğimiz sessiz kuşak 1925-1944 yılları arasında doğmuş. Düşünsenize yani Birinci Dünya Savaşı bitmiş arkasından çok sıkıntılı bir ortam var. İkinci Dünya Savaşı'nın tohumları ekilmiş. Yokluk var, savaşlar, sıkıntılar. Yani bundan etkilenmemeleri mümkün mü? Yani bırakın onu bir kış bebeği, yaz bebeğiyle bir olur mu? Değil mi? Yani içine doğulunan zaman mekanla birlikte aslında kader yani. Coğrafya kader diyorlar ya zaman da kader. Şimdi bu kış bebeği, yaz bebeği dedim. Oradan şuraya bağlayacağım. Biz oğlaklara hep cimri derler tamam mı? Şimdi biz tabii kış doğmuşuz. Kışın doğmuşuz. Yani biz doğduğumuzda hele benim doğduğum yıllarda sebze meyve bile doğru bulunamıyor. Yani bu kadar seralar yaygın değil. Yani dolayısıyla bizler tutumluyuz arkadaşlar. Cimri değiliz. Mesela Mayıs-Haziran ayında doğan ikizler burcu, bir arkadaşın bizim gibi tutumlu olması da beklenemez değil mi? Bolluğun içine dolmuş çünkü. Şimdi buradan yine bir oğlak molak dedim çünkü astrolojiye bağlayacağım. Astrologlar diyor ki zamanın ruhu Plüto gezegeniyle ilgili. Bir Plüto yılı 248 dünya yılına eşit. Yani en dıştaki gezegen aslında gezegen bile değil deniyor artık ama hani orayı geçtik 1930'lu yıllarda keşfedilmiş. Ve dünyadaki ölüm oranı, doğum oranı, siyasi durum ve kolektif bilinçle ilgili olduğu düşünülüyor astrologlarca. Plüton'un Zodyak'ın hangi burcunda olduğuna göre o dönemde doğanların kolektif bilincinin de şekillendiği düşünülüyor. Doğrusu yıllar olarak kaymalar var ama Kuşak araştırmacılarının, sosyologların, kuşaklara yakıştırdıkları özelliklerle astrologların analizlerinin birbirine yakın göründüğünü de itiraf etmem lazım. Dolayısıyla bana çok ilginç geliyor konu. Şimdi bu sessiz kuşağa gelelim. 1945 ve öncesi doğanları konuşacağız. Yani bugün 80'lerine gelmiş geçmiş bir nesli konuşuyoruz. Düşünün Birinci Dünya Savaşı yeni bitmiş. Ekonomik buhran, yokluk, milliyetçi dalgalar, İkinci Dünya Savaşı, Derken ülkemize bakıldığında ise atamızın önderliğinde büyük bir kalkınma eğitim hamlesi ama çok fazla yokluk var. Dişini tırnağına takan fedakar bir nesil, öğretmen bir nesil, köy enstitülerinin kurulduğu yıllar ve seferberlikle e, ülkenin kalkındırılmaya çalışıldığı yıllar. Şimdi bu kuşağı bende temsil eden fotoğraflardan birisi şudur. Çok yaşlı bir nine. Bundan 10-15 yıl kadar önce bir hamburgerci de torununa Hamburger yediriyor. Çeyrek hamburger artıyor. Önce temiz bir peçede, ardından çantasından çıkarttığı bembeyaz bir mendile sarıyor. Şefkatle çantasına yerleştiriyor. İşte demiştim savaş ve yokluk görmüş bir kadın böyle bir şey demek ki. Ben kendi tabii rahmetli dedemi anneannemi de hatırlıyorum. Anneannemin 12-13 yaşında okumak için tek başına kilisten İstanbul'a trenle 2-3 günde gelişi Anneannesinin yanında muallim mektebini bitirişi ve aydın bir cumhuriyet öğretmeni olarak kendisi gibi müfettişi olan dedemle tanışması, dedeme evlilik teklif etmesi ve birlikte tüm Anadolu'da öğretmenlik eğitim müfettişliği yapmaları, dedemin görüşlerinden dolayı Demokrat Parti döneminde sürekli sürülmesi, sıkıntı çekmesi ama yine de adalet ve demokrasi anlayışından taviz vermemesi ve buna karşılık ülkesine de küsmemesi. Bunların hepsi o bizim ortak bilincimizde hatırladığımız şeyler doğrusu. Nasıl bir kuşak bu kuşak? Yokluk içinden çıkan bir kuşak dedik ama sadık, beyefendi, hanfendi fedakar bir kuşak aynı zamanda. Aileyi çok önemseyen, boşanmaların çok az görüldüğü bir nesil. Öğreten bir nesil bu. Astrolojik olarak büyük oranda Pluto yengeç burcunda bir nesil. Yengeç kadın demek, anne demek, ev demek, aile demek. Yani toplumsal bilinçte anaerkil bir enerji var. Anneannemden bahsetmiştim evlilik teklifini yapan kişi falan diye ailede. Üçü kız dörtte çocuk büyütüyor ve her birini de üniversitede okutuyor. Hem de çalışırken, sürekli çalışırken yapıyor bunu. Yani farklı bir enerjisi var o neslin. Tabii günümüze geldiğimizde maalesef bu nurlu nesli büyük ölçüde biz kaybettik değerli dostlar. Yaşar Kemal'in dediği gibi iyi insanlar güzel atlarına bindiler ve gittiler. Şimdi bu iyi insanlardan azıcık kaldı. Onların da asabı biraz bozuk maalesef. Çünkü onlar ve Z kuşakları, bunlar sanatçı arketipinde insanlar. Z kuşakları biliyorsunuz ülkeyi terk etmeyi planlıyor. Sessiz kuşak da sessizce dünyadan göçme derdinde. Uyuyabiliyorlar mı? Pek sanmıyorum. Rahmetli dedem de 3 saat uyku bize yetiyor, yetiyor evladım derdi. Tabii yetmiyormuş. Neden yetmiyormuş? Çünkü yaş ilerledikçe uyku ihtiyacı değil ama uykuyu üretme kabiliyeti azalıyor beyinde. Hareket ve aktivite de azaldığı için belki torun torba derdi de kafaya çok takıldığı için bir şekilde uyumak gittikçe zorlaşıyor. Uyku ama yaşlılıkta da önemli. Zaten vücut dengeyi kurmakta çok zorlanıyor yaşlılıkta. Demans ve Alzheimer başlangıcı varsa bunlar da uykuya saldırıyor. Ama bunlar Aynı zamanda uykusuzluktan da beslenen hastalıklar. Bunlardan bahsetmiştim daha önce de yine ileride de bahsedeceğim. Yani bizim bir şekilde büyüklerimizde uykunun arasını bulmamız lazım ama nasıl? Şimdi bazı tavsiyelerim olacak doğrusu. Düzen önemli diyoruz hep. Belli saatlerde yatağa gidilmeli. Anlamsız saatlerde uyunulursa uyumaya çalışılmalı. Nefes teknikleri kullanılmalı diyoruz. Gün içerisinde özellikle öğleden sonra kesinlikle şekerleme tavsiye etmiyoruz özellikle yaşlılarımıza kitap okuma, e, müzik gibi akşam rutinlerini tavsiye ediyoruz. Televizyonu tavsiye etmiyoruz. Kahveden olabildiğince uzak durulmalı. Bu nesilde akşam kahvesi önemli bir alışkanlık. Sabah saatlerinde bol güneş ışığı yapılabiliyorsa bir yürüyüş, bir egzersiz çok güzel olur. E, yorulmak önemli çünkü maalesef bu nesilde tabii artık uyku abnesi ve horlama çok çok yaygın. E, dolayısıyla gerekiyorsa aparat kullanılmalı mekanizmalı yatak kullanılmalı, doktor yardımı alınmalı. Ama ilginç bir şey söyleyeceğim yani biraz bizim yaşlarda çok akla gelmiyor ama ileri yaşlardaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi düşme, kalça kırıkları vesaireler. Bunlar yani büyük oranda sonu iyi gelmeyen durumlar. Gece düşme de çok yaygın bir problem. Su, ilaç vesaire yatak kenarında olmalı. Kalkılıp yürünmeye gerek olmamalı mümkünse. Ayağa takılacak hiçbir şey olmamalı odada. Mutlaka kırmızı ışıkla oda aydınlatılmalı. Acil yardım telefonları, acil arama imkanları hemen yakında olmalı diyorum. Bunlar da çünkü çok önemli sıkıntı kaynakları olabiliyor. Evet bugün sessiz kuşağı konuştuk. Cumhuriyet çocuklarını öğreten nesli konuştuk. Aramızdaki bu saygıdeğer nesli bir miktar daha fazla uykuyla daha zinde ve sağlık kılabilirsek ne kadar mutlu oluruz anlatamam. Sevgiyle kalın dostlar, iyi uykunun sihirli gücü hep yanınızda olsun. Saygılarımla.